toprak, dar, su, rampa, iniş, çıkış, her şey var. Yani öyle bir yol arıyorsanız eğer, işte tam bu yol, aradığınız yol. Umarım biz gelmeyeli buraya belediye asfalt masfalt atmamıştır yani. Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla beraberiz. Böyle önce map'imi açacağım. Arkadaşlar daha önceden söylemiştim. 2.55'i bekliyoruz diye. Promos 2.55 en sonunda yayınlandı. Şu an 15 Nisan öğleden sonra saatlerinde yanlış hatırlamıyorsam yayınladılar ama bazı sıkıntılarla uğraşıyordum. Onun için biraz gecikmeli oldu bu video. Kusuruma bakmayın. Değişiklik çok fazla bir değişiklik. Ya zaten burada birkaç tane şehir vardı şeyin. Promos'un. Gördüğüm kadarıyla Promos'un burada çok fazla bir eklentisi yok. Hatta olanları da kaldırmış gibi görünüyor arkadaşlar. Şurası İberya bölgesi. Nedir? Tam şuralarda bir yerde bir Andorra vardı. Şurası olması lazım. Evet. Andorra kalkmış. Valencia'nın altında bizim meşhur bir buralarda bir şeyimiz vardı. Ciudad Real'e doğru. Onu göremedim. Bu baraj yolumuz. Farge şirketi. Oradaki bir çimento fabrikası vardı. Onu da göremedim arkadaşlar. Genel olarak çok fazla bir arada muhtemelen ufak tefek belki küçük şeyler ekle atmışlardır. Yani ben çok bir şey göremedim işin açığı. Beklediğimize değdi mi? Bence değmedi yani. Bu 255 yüzünden de ordunun 252'yi de kullanamadık ki bereyi satın aldığımız için. Neyse diyelim dedik. Madem öyle burada çok fazla gösterecek bir yenilik yok. Ben size yine İberya'nın müthiş, İberya diyorum, Promos'un müthiş yollarından bir tanesine daha süreceğiz arkadaşlar. İzlanda'dayız. Selfoss şehri var. Şurası Reykjavik bilinen şehirlerden bir tanesidir. Onun hemen güneyinde Selfoss, Selfoss'la Viki Myrdal ya da şu şey tarafı işte ya Höfni, Hornafirdi falan. Şu aradaki yol arkadaşlar uzatmayalım ya tamam. Şu aradaki yol efsanevi yol arkadaşlar. Biz burayı daha önce canlı yayınımızda oynadık ama ben aşağıda aslında İberya'da çekecektim bu videoyu. İberya'da doğru düzgün bir yenilik bir şey görmeyince biraz da tepkisel herhalde. Dedim burada çekelim. Şöyle bir arabamıza bakalım. Evolution bir team'imiz var. Mevcut kendi arabalarımızdan bir tanesini Evolution'a çevirdik. Şu boya şeyini de bu da biliyorsunuz 1.40'la beraber gelen özelliklerden bir tanesiydi. Bir taraftan da marşımıza basalım. Arka dorsiye de bu boya paketinin uygulanabilmesi. Bunu da dedik koyalım. Hep yeniliklerle alakalı şey olsun. 17 tonla kalkamıyorsun Renault. Ben anlamıyorum seni ya. Direksiyon niye bu kadar sert? Burada güzel bir ev buldum. Oraya park etmiştim arabayı. Bir saniye arkadaşlar çok özür diliyorum. Şuradan bir direksiyonumuzu. Böyle biraz rahatlatacağız. Şunu da şöyle. Yine takırtılı tukurtulu bir yol bizi bekliyor. Ya bu arabaya aslında şey yapacaktım ben. V8 sesi yani V8 motoru koymuştum. Başıma gitmedi. Yakışmadı ya şeye. Araba kendisi bizatihi V8 olmayınca yakışmıyor abi. Ama arkadaşlar mutlaka orayı izleyin. Mutlaka izleyin. Bilmiyorsanız da gelin kullanın. Toprak, dar, su, rampa, iniş, çıkış, her şey var. Yani harika bir yol. Cidden harika bir yol. Emin olun değecek yani şeye. Geldiğinize memnun olacaksınız. Ben dediğim gibi burayı canlı yayında oynamıştık. Çınar kardeşim söylemişti ilk burayı bize. Canlı yayında onlarla beraber sürdük. Ne zamandan beri diyorum burada bir video yapalım. Yapalım. Canlı yayını görmeyen kardeşlerim buradan bu videoyu görürler belki hesabı. Ama bir türlü denk gelmedi. Kısmet bugüneymiş. Biraz sonra sağa doğru döneceğiz. Ara yola bağlanacağız. Kaçırmayın yani ben başka bir şey demiyorum. İzlanda'nın müthiş doğası zaten görüyorsunuz şu an. Arabamız da yüklü bu arada. 18 ton bir yükümüz var. Bakalım o yolu gideceğiz. Sonra videoyu bitiririz. Çok uzamaz umarım diye düşünüyorum. Biz Manuel Renault'la galiba bu yolda biraz sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. Yalnız o değil de bayağı geriye park etmişim arabayı ya. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben buraları muhtemelen şey yaparım. Gerisini keser o yola sokarız arabayı. Sizi çok oyalamak istemiyorum. Ama orayı bir an önce görün istiyorum. Çınar kardeşime de sonsuz teşekkürler buradan. Bizim
kanalımızın destekçilerinden de bir tanesi. Evet, çok yaklaştık. Kayıtta umarım yine bir saçma sapan bir şey yoktur ya. Şöyle bakıyorum. Asılma masılma filan. Yolun devamı da bakın şey zaten. Toprak arkadaşlar. Bira bismillah, hadi bakalım. Umarım biz gelmeyeli buraya belediye asfalt masfalt atmamıştır yani. Vallahi belediye çalışacak zamanı bulur filan mı? Güncellemeyle o arada yapıştırırlar, ne bileyim. Belli olmaz, şu F2'mi açacağım arkadaşlar, ghost'umu. Yok, atmamışlar, tamam. Buraya vursun ki biz de bozuk yolda sürdüğümüzü bilelim, değil mi? Efsane arkadaşlar. Özellikle mikrofonla direksiyon birbirine çok yakın. Direksiyonun tıkırtısını da alıyorsunuzdur şu an. Özellikle açtım yani o titreşimi, force feedback'ini. Elimin titremelerini falan da görüyorsunuzdur. Daha bu yolun başı arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Çok güzel bir yol, çok efsane bir yol. Böyle ben bir buradan... Ah, işte biliyoruz ya, şu ışık şeyi de ayrı bir... Oba! Güzel oldu bu. Vallahi kalkamadı ha. Vallahi kalkamadı ya. Lan arkadaş, ha, vitesi bir bulamadık ya. Eski arabalar vardır ya böyle, kamyonlar filan itelerler çekerler, yok yanlış oldu filan. Eski traktörlerde filan. Çünkü de onun hesap 7. vitesi bulamadık ya. Gündüz saati olması da iyi oldu bu arada. Dön lan. Bak. Yavaşlamak da istemiyorum. Yavaşlayınca araba toplayamıyor. Biraz seri gidiyoruz ama. Yine bulamadık vitesi mi? Neyse, toplar şimdi kendini ya. Abi biz oradan nasıl çıktık ama ya. Böyle yavaş gidelim biraz. Böyle. Yolda görün arkadaşlar. Ben de arabamı böyle sürebildiğim kadar dışarıdan sürmeye çalışayım. Biraz zor oluyor ama. Böyle arada poz da alalım abi. Sonra Instagram'dan da yapıştırırız. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz de Ahmet Badir Altdır Official, aşağıda adresi var zaten açıklama kısmında. Oradan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Uzun süredir Instagram'a böyle ara vermiştik diyebiliriz yani, çok ilgilenmiyordum ama bundan sonra tekrardan Instagram'la da haşır neşir olmaya başlayacağız inşallah. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz.
Bilginiz olsun. Çok efsane, çok güzel bir yol. Böyle tek kelimeyle arkadaşlar, konvoyluk bir yol burası. Şiddetle tavsiye edilecek, konvoy yapılacak 10 numara 5 yıldız bir yol. Gördüğünüz gibi böyle elimden geldiğince dışarıdan sürmeye çalışıyorum. Çok bu Facebook yayıncıları gibi durmadan dışarıdan kullanamıyorum arabayı. Ya bu işin içine direksiyon girince dışarıdan kullanılmıyor arkadaşlar cidden. Zor oluyor. Hani bu arcade oyun olan Forza'da bile bu o şekilde oldu bende. Dışarıdan zor kullanıyorum direksiyonla kullandığım zamanlarda. Aman Allah'tan var ya. Marteli bırakırdık ha. Vallahi billahi. Buralar bug arkadaşlar. Hani şey değil. Taşlara çok vurmuyor araba. O dayımın birisi uçmuş oraya. Biraz içeri gireceğim. Hakikaten çok zorlandım. Hakkınızı helal edin. İlk 6 ile gidelim burada. İkinci 6'ya çok geçirmeye gerek yok bütçesi. Biraz fazladan bağırır arabamız sadece. Pür dikkat yola gitmem gerekiyor yani böyle hakikaten. Yoksa yol bizi abandone edebiliyor arkadaşlar. Arka dingilimi kaldırayım diyorum, unutuyorum ya. Azıcık gaza dokunduğumuz zaman anında zorlanmaya başlıyoruz yani arabayı yolda tutmakta. Ben bu yolun sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Umarım siz de sıkılmadan izlersiniz. Yol hakikaten çok güzel. Yani sıkıntılı yerlerini büyük ihtimalle geçtik. Böyle bir canlı yayında keşfetmiştik biz burayı dediğim gibi. Tamamen tesadüf. Ben hep söylüyorum, İzlanda'nın muhteşem yolları var. Hani şiddetle tavsiye edeceğim yerleri var. Burası da onlardan bir tanesi abi. Çoğu kişi buranın videosunu yapmamıştır bile. Emin olun. Hani Kirkenes gibi olsun ama abi boş olsun. Biz multiplayer'a girelim rahat rahat. Konvoyumuzu yapalım. Arkadaşlarımızla takılalım diyorsanız burası sizin için biçilmiş bir kaftan. Öyle söyleyeyim mi? Cidden sizin için biçilmiş bir kaftan. Öyle bir yol arıyorsanız eğer işte tam bu yol sizin aradığınız yol. Tamam, işaret etmişti biz. Geçiyoruz zaten. Allah'tan şu mayalar böyle şey değil ya. Bir de var ya, promosyon mesela suyun içinden geçerken poz bıraktığı gibi
suyu sağa sola atma efekti, onun animasyonunu koysa böyle harika olur ya. Bu arada ben şu an 1.40'tayım. Zaten İberya'dan da gördünüz. Ama burası 1.39'da multiplayer'da var yani arkadaşlar, haberiniz olsun yani. Bu eski bir yol burası. Yeni olan bir yer değil. Hızlandım biraz. 40 burayı için gayet iyi bir sürat yani. Bir de benim gibi böyle force feedback açık, titreşim açık bir şekilde oynuyorsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Yani yoldan bir defa geçtiğim için ileride de hala çok güzelliklerin olduğunu biliyorum. Onun için de kullanmaya devam ediyorum. Evet, buradaki taşlara vuruyor araba. Ben yoruldum hayat. Abi 7 ile çıkarsın sen burayı be Renault. Çıkamaz mısın? 520'sin sen ya. Bizim o gün yayında arkadaşlar bayağı zorlanmışlardı da çıkarken. Hani bir yavaşladı bir tanesi, bütün konvoy arkada kaldı, kaldıramadılar arabaları filan. Biraz sıkıntılı bir şey aslında. Yol çok dik rampa yani, belli olmuyor ama araba çok dik tırmanıyor arkadaşlar. Bir de toprak olduğu için o fizik şeyleriyle beraber kalkamıyor. Da evet, oradaki aradaki o taşlar arabaya etki ediyor. Onlar bug değil. Gördüğünüz gibi bu taşlara vuruyorsunuz abi, hop hop. Yani onları göstermek için özellikle üstlerinden atlıyorum. Sonra bir olmasın. Aha. Anca böyle toplatırız arabayı. Şimdi ileride bir mola yeri var. Orada durayım ben olmazsa. Çok da uzatmayalım şeyi. Videoyu. Sonuna kadar gitmek istiyorum ama yol biraz uzun. Yine söylüyorum arkadaşlar, yani hakikaten bir kenesi saplanıp kalmayın abi. Müthiş yollar var. Hem promosta hem oyunun kendi haritasında. Biz elimizden geldiğince göstermeye devam edeceğiz. Umarım sizler de izlemekten keyif alırsınız, öğrenmekten keyif alırsınız. Tamam, Kirkenes güzel bir yol ama... Ama oraya da saplanıp kalmamak lazım diye düşünüyorum.
Yani siz bunca parayı bu kadar DLC için harcadınız, o onca parayı sadece kirkeniz için mi yaptınız yani? O tarafından düşünün mevzuyu. Evet, şurada ileride şey var. Park var. Parka girelim. İşte burası. Left window. Evet. Öyle bir daha bir manzaradan bir poz almak istiyorum arabamla. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Haritayı tekrar gösteriyorum tam yerini anlamayanların. Bak hala biz yarısındayız. Aslında az bir şeyimiz kalmış. Ondan sonra düzlüyoruz. Ben gideceğim abi burayı. Tekrar en azından şuraya kadar devam edeceğim. Ne yapabilirsiniz? En kısa kestirmeden geliş yolu. Şu Reykjavik'ten bir garaj alın. Buraya gelin abi. Selfos şehrini geçer geçmez aşağı güneye doğru. İlk soldan şu benzinlik var zaten. Benzinliğini oradan içeri girin. Tamam mı? Şu Arya şirketini geçince. Ondan sonra şu arası zaten. Şu aradaki yol. Efsane güzel bir yol. Şu aralar çok güzel. Buralar karlıdır. Şurası çok güzeldir. Hani bir gün şuraya gideceğim. Burası da karlı yollardan bir tanesi olması lazım ama böyle bir dönüş yok. Bu yolu da bir gün gideceğim. Ya Promos'un efsane güzel yolları var arkadaşlar. Haritanın kendisinin de çok güzel yolları var. Promos kullanıyorsanız full dereceye sahipsinizdir zaten. Diğer şeylerine de bakın derim ben size. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.